Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün bitenler videosu ile geldim karşınıza. Ben böyle videoları izlerken keyif alıyorum. Yeni alacağım ürünleri bir analiz etmiş oluyorum en azından. Size de bir sepet dolusu ürün göstermek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Bakalım benim sevdiğim ve sevmediğim ürünler nelermiş. Etki olarak bana yıllar önce dermatoloğumun önerdiği bir kremden bahsetmek istiyorum. Bu da XBL markasının %2 üre içeren su içinde yağ emisyonu. Bir de bunun yağ içinde su emisyonu olanı var ama o benim vücuduma biraz ağır gelmişti. Ben hızlı emilen, çabuk kuruyan ürünleri, kremleri seviyorum açıkçası vücudumda. Kıyafet giyerken beni sıkmayacak, yormayacak ürünleri seviyorum. Bu ürünle tanışmam da şöyle olmuştu. 5-6 yıl önce sanırım tam hatırlamıyorum. O zaman bir egzama vardı vücudumda ve bu kaşıntıyı ve pullanmayı alması için, vücudu rahatlatması için verilen bir üründü bana. Gerçekten çok işime yaradı ve hala daha kullanıyorum. Egzama ataklarım ara ara hala var. Egzama geçebilen bir şey değil, bilen bilir bunu. %2 üre içeren bir ürün. Üre genel itibariyle ayak bakım kremlerinde, topuk çatlaklarında kullanılan bir içerik ve nemlendirme, yumuşatma açısından çok başarılı bir içerik. O yüzden buna bakmanızı tavsiye ederim. Kime önerdiysem bugüne kadar olumsuz bir dönüş almadım. Diğer vücut kremi olarak önerebileceğim Evroche markasının vücut kremleri. Bundan bende çeşitleri var. Bu vanilyalı olanı bitirmişim en son. Kokusu gerçekten kalıcı. Cilde hızlı emilim sağlıyor. Eğer koku hassasiyetiniz varsa bu ürüne bakmayın. Gerçekten vücutta kalıcılığı var. Eğer koku hassasiyetiniz varsa XPL'e öneririm. Ama biraz cildim koksun, duştan sonra o fresh temiz kokuyu almak istiyorum diyorsanız eğer Evrochen'inkini öneririm. Ben Evrochen markasını çok severek kullanıyorum. Çoğu ürününü, şampuanını, vücut kremlerini çok kullanıyorum. O yüzden bu ürüne de bir bakabilirsiniz. Bunun mangosu var şu an elimde. Bu vanilyalıyı bitirdim. Vücuttan devam ediyoruz. O zaman bir duş jeliyle devam etmek istiyorum. Siveno markasının %100 doğal vücut sabunu olarak geçen ürünü içerisinde aynı sefa papatya, yeşil çay ve keklik üzümü ekstreleri gliserin varmış. Ee, vegan bir ürün bu. Dediğim gibi az önce kremden bahsederken vücudumda bazen egzama atakları geçiriyorum. Kullandığım ürünlerin de bununla çok ilgisi var. Bazı duş jelleri çok parfümlü, çok içerisinde katkı maddesi olduğunda benim omuz bölgelerimde bacaklarımda kaşıntıya ve kurumaya sebep oluyor. Bu seven oda onu yaşamadım. Bütün ev halkı kullandı. Herkes de memnun kaldı. Bir daha gözüm takıldığı yerde mutlaka stoklayacağım ürünlerden. Diğer ürünümüz bitirdiğim otacanın gül olarak geçen yüz yıkama köpüğü. Bu arındırıcı ve nemlendirici olarak geçiyor fakat nemlendirme etkisi yok. Ben karma ciltli olmama rağmen yüzümde bir gerginlik hissettim. Kuru ciltlerin pek sevebileceği bir ürün değil. Paraben alkol parfüm içermiyor. Hayvansal madde, silikon, SLS, mineral yağ hiçbiri yok içerisinde ve doğal Isparta gül esansı doğal sertifikalı aloe vera var. Eğer yağlı ciltliyseniz gerçekten çok seveceğiniz. içeriği çok temiz bir ürün. Benim elimde şu an kullandığım başka yüz yıkama jeli var. Çok var hatta. O yüzden bunu tekrar almam ama eğer elimdekiler biterse ve yolum düşerse tekrar göz göze gelirsek bu ürünü tekrar denerim. La Roche Posay markasının termal suyu. Bundan kaç tane bitirdim gerçekten bilmiyorum. Bebek, çocuk ve yetişkin cildine de uygundur. Hassas ciltler için temel cilt bakımı sunar diyor arkasındaki gerçekten öyle ben termal suları tonik olarak kullanıyorum. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Duştan çıktıktan sonra özellikle cilt bakımı çok yoğun yaptıktan sonra termal suyla yüzümü bir rahatlatıyorum. Ondan sonra kremleme adımına geçiyorum. Sprey formu da güzel. Yüzünüze tükürür gibi bir formu yok açıkçası. O yüzden benim sevdiğim bir marka zaten La Roche Posay. Termal suyunu da çok da severek kullandım. Hatta bir tane yedeğim var şu an içeride. Bununla ilgili söylenebilecek açıkçası termal sularla ilgili söylemeyecek pek bir şey yok. Araya bir tane saç ürünü eklemek istiyorum ben. Ee, bu da L'Oreal'in jölesi. Ee, bu da benim çok 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 uzun yıllardır kullandığım ve tek kullandığım jöledir. Beyaz kalıntı bırakmıyor. Ee, bu 9 numarası. Ben bunun 7 ve 8'ini de kullanıyorum. Mavi, mavi ambalajlı olanı da kullanıyorum. Benim buradaki bebek saçlarım. Ne uzuyor ne kısalıyor. Hayatım boyunca onlardan çekmişimdir. Ve saçımı bu şekilde topladığımda ya da e, balerin topuzu falan yaptığımda orada o bebek saçlarım çıkıyor. Yani küçük küçük bir sürü saç çıkıyor. Ve onları yatıştırmak için kullanıyorum. Çoğu jöleyi denedim ben. E, jöleler arasında benim en önem verdiğim tutuculuğu ve beyaz pis bir görüntü bırakmaması. O yüzden bu Loreal'i çok severek kullanıyorum. Jöle arıyorsanız eğer Kesinlikle tek geçeceğim bir jöledir kendisi. Diğer bahsedeceğim ürünler Nivea markasının kol altı, deodorant ve spreyi. Bunu açıkçası gratis de bana çok övdükleri için, denemek için, bir şans vermek için almıştım. Ama pek memnun kalmadım. Çok ıslak bir his bırakıyor. Çabuk kurumuyor. Banyodan sonra kullanarak bitirdim ben bunu. Ama dışarıya çıkarken koku bastırma özelliği fazla olduğunu inanmıyorum. Yalnız bu benim gerçekten bugüne kadar denediğim ve en başarılı olan ürün. Black white olan, beyazlarda sarartma yapmayan, siyahlarda beyaz leke bırakmayan. Bu küçük boyu, bunu ben çantamda taşımayı çok seviyorum. Ama e, alışveriş merkezlerine girerken tabii ki o güvenlik kısmına takılıyorum. Göz yaşartıcı sprey mi var çantanızda diye. Olsun. Bunun büyük boyunu da ben kullanıyorum. Ve gerçekten bittikçe aldığım bir ürün. Bunu da marketlerde, kasa arkasında buldukça küçük boyunu alıyorum ki gün içinde tazelemem gerekirse Bununla tazeliyorum. Çok severek kullanıyorum. Diğer bahsedeceğim bir ürün güneş kremi. Ben Daylong markasından başka güneş kremi kullanmıyorum. Instagram'dan beni takip edenler varsa bilir. Yaz kış kullandığım tek markadır. Çünkü diğer kremler bende pıtırcık pıtırcık sivilcelenme de değil ama isilik gibi şeyler çıkartıyor. Daylong'da bir tek ben bunu yaşamadım ve karma ciltliyim. Karma ve yağlı ciltler gerçekten bu sıkıntıyı bilir ve kendine göre bir insanın güneş kremi bulması gerçekten çok zordur. O yüzden ben de bulmuşken bunu hiçbir zaman değiştirmedim. Cilt bakımı da yapan bir ürün. Severek kullandığım ve bittikçe aldığım, yedeklediğim bir ürün. Eğer sizin de böyle cildinizde reaksiyona sebep oluyorsa bazı güneş kremleri bunu önerebilirim. Çocuklar için olanı bile kullandım ben. Hepsine harika, hepsine bayıldım. O yüzden bunu da gözüm kapalı tavsiye edebilirim herkese. Diğer bahsedeceğim ürünler de Herbader markasının Şişedeki serumları, biri Hyaluronic Asit, biri Bio diye geçen ürünleri. Hyaluronic Asit bildiğiniz gibi e, kendi nem vermiyor fakat dışarıdaki nemi çekip cilde hapseden bir ürün. Bu yüzden çok sevdim. Yapış yapış bir hissi var ama ben bunu genel itibariyle termal su ya da bir tonik sıktıktan sonra cildim ondan sonra uyguluyordum. O yapış yapış hissi e, kayboluyordu. O yüzden memnun kalarak bitirdiğim bir ürün. Diğeri Herbader markasında benim çok çok severek kullandığım bir ürün oldu. Bio Barrier diye geçen prebiyotik kompleks olarak geçiyor. Bunlar biliyorsunuz ki prebiyotikler genel itibariyle yararlı bakterilerin bağırsağımızda artmasına, zararlıların ise giderilmesine yarayan içeriklerdir. Cildimiz için de aynen böyle. İkisini de çok severek kullandım. Bu Bio Barrier olan hafif yağlımsı bir hissi var ama karma olmama rağmen beni hiç rahatsız etmedi ve gerçekten cildimin gerginliği çok rahat aldı. Ve bunu uyguladıktan sonra gerçekten sabah kalktığımda cildimde pürüzsüzlük hissettim ki ben yağlı ürünleri genel itibariyle sevmem. Cildim de sevmez. Kuru ürün, kurutan ürünleri de sevmem fakat bu üründen inanılmaz memnun kaldım ve ben bunu gerçekten yedekledim. İki şişem daha var şu an elimin altında. Hazır dermden başlamışken bir de gözaltı kremini göstermek istedim size. C vitamini Herbodermin göz kremi. İçeriği çok temiz bir marka. Ben çok severek kullanıyorum ürünlerini. Eğer cildiniz C vitamini alışık değilse Herbodermin C vitamini serumu ve gözaltı kremine bakabilirsiniz. Çok hafif, yapısı çok ince. Makyaj altına dahi kullanabileceğiniz bir gözaltı kremi. Diğer bir gözaltı kremi de Nutrigina'nın. Bu gözaltı kremi. Bunu çok severek kullandım. Yapısı çok güzel. Kıvamlı bir yapısı var ama ağır durmayan da bir yapısı var. Gerçekten bunu denemeniz gerekiyor. Ee, gençleştirici göz kremi diye geçiyor ve retinol hyaluronik asit var içerisinde. Retinol cilde inanılmaz faydalı olan kırışıklıklar için en etkili içeriklerden biri. Bundan yedeklemedim şu an elimde gözaltı kremi var olduğu için. Ama çok çok severek kullandığım bir ürün oldu. Bir diğer bitiremediğim göz kremi de Jaya markasının keçi sütlü göz çevresi kremi. Bunun yapısı çok ince, içerik olarak çok güzel fakat benim gözlerimde yanmaya sebep oldu. Bu markanın ben çoğu ürününü severek kullanıyorum açıkçası ama bu ürünü anlaşamadım maalesef. O yüzden bitenler sepetimden çöpe gidecekler maalesef. Severek kullanıp bitirdiğim hatta ikinci tüpünü bitirdiğim bir üründen bahsedeceğim size. Kodeli markasının glikolik asitli yüz maskesi. Bu arada köpeğimin sesi arada geliyor olabilir. Kusura bakmayın ne olur. E, glikolik peeling diye geçiyor bu krem kıvamında yüzünüze cildinize uyguluyorsunuz 10 dakika bekletiyorsunuz ve yıkıyorsunuz cildiniz gerçekten pamuk gibi oluyor bebek poposu gibi oluyor o kadar güzel oluyor ki cildinizin bütün gözeneklerinin temizlendiğini görüyorsunuz net bir şekilde ve bıraktığı his de çok güzel. Kurutma etkisi değil de nemlendirme etkisi bırakıyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim. Ufacık pıtırcıklara da çok iyi gelen, ufak ufak çıkan isiliklere çok iyi gelen, gerçekten çok severek kullandığım bir ürün oldu bu. Diğer bitirdiğim ürün de Furudia markasının Watson's'larda satılan Furudia markasının yüz serumu ve yüz kremi. Serum dediğime bakmayın krem kıvamında bu ürünler ve cildi gerçekten çok güzel yumuşatıyor. %63 nar özü var içerisinde. Ee, ben çok memnun kaldım. Karma ciltli olmama rağmen ikisini birlikte kullandım ve nemlendirmesi gerçekten çok başarılı. Ama yağlı cildiniz varsa size önerebileceğim bir ürün değil çünkü yağlı bir his bırakıyor gibi. Ama çok güzel nemlendiriyor. Karma ve kuru ciltlerin daha çok seveceği bir marka bu. Ben severek kullandım bitirdim. Yeşilini de kullandım bunun. Yeşili kesinlikle tam yağlı ciltler ve karma ciltler için bunu söyleyebilirim. O da bitince zaten bitenler videomda onu da gösteririm. ürünlerimiz gratislerde satılan Fenomen C Perfecte markasının gözaltı kremi C vitamini, yüz serumu ve yüz kremi. Bunları ben böyle ürünleri diyeyim. Hatta Böyle ürünleri ben seri halinde kullanıp etkisini görmeyi çok seviyorum. Gözaltı kremini bir tek en az sevdim diyebilirim. Sevdim ama en az gözaltı kremini sevdim. Ne yarar ne faydası ne zararı olan bir normal nemlendiren bir ürün. İçerik olarak C vitaminini çok seviyorum ben. Bana çok çok iyi geliyor. 100 serumu %10 C vitamin içeriyor. En sevdiğim bu oldu. Ama çok küçük ambalajı benim çok hızlı bitirdiğim bu oldu. Cilt aydınlanmasında... Ee, hızlı emilimde Kokusu gerçekten narenciye gibi kokuyor zaten Ürünlerin Çok sevdiğim bir ürün oldu ve gerçekten Bunu tekrar alabilirim indirim zamanında Kremi daha kıvamlı ee, Kuru ciltlerin daha çok sevebileceği Ama karma ciltlerin de sevebileceği Gerçekten güzel bir üründü Bunları da bitirdim Tekrar alırım dediğim gibi Gratislerde satılıyor bu arada bu Geldik. ürün Sepetimizin son ürünlerine Genel itibariyle cilt bakımıyla gittik sanırım. Cilt bakımı daha çok bitirmişim. E, i̇ki tane maskara var elimde. İkisi de birbirine çok benziyor. Biri L'Oreal Teleskopik. Diğeri Yves Rocher'in maskarası. Bunda ya önceki videomda ya bir önceki videomda bahsetmiş olmam lazım. Şimdi fırça yapılarını göstereceğim size. Bu L'Oreal. inanılmaz ince. Bütün kirpikleri çok güzel kavrayıp yukarı kaldıran bir maskara. Eğer cılız ve Seyrek kirpikleriniz varsa pek seveceğiniz bir maskara değil ama günlük yaşantınızda gür bir kirpikleriniz, sık bir kirpikleriniz varsa çok seversiniz. Bu da Yves Rocher'in. İnceliğine bakar mısınız fırçanın? Benim çok çok sevdiğim İki maskara bunları da bitirmişim. Bunların da yedekleri var. Benim son zamanlarda bitirmiş olduğum ürünlerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni instagramdan da takip ederseniz eğer orada daha aktif bir şekilde paylaşımda bulunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.